Immigration Connection Göçmenlik Hukuku Bürosu'ndayız. Yanımızda da göçmenlik hukuku uzmanı Nüsra Şahin var. Kendisi aynı zamanda firmanın direktörü. Bu haftaki konumuz Birleşik Krallık'ta uygulanan göçmenlik politikasının genel bakışını değerlendirecek kendisi bizlerle birlikte. Evet Nüsra Hanım, uzun süredir devam eden belirsizlik Brexit süreciyle birlikte Birleşik Krallık'ta yaşayan özellikle Avrupa Birliği vatandaşlarının, yetenekli iş adamlarının diyebiliriz, bu olumsuzluktan etkilenerek ülkeyi terk etmesi ya da kendi ülkelerine geri dönmesi. Genel bir bakış olarak değerlendirirsek bu İngiltere'nin göçmenlik politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkede ne gibi bir olumsuz hava yaşatıyor? Şöyle tabii ki Britanya Brexit kampanyalarında daha o seçim kampanyalarında başlayan negatif söylem hani Avrupalı vatandaşları küstürdü. İngiltere normalde hani akademik ve profesyonel anlamda low profile dediğimiz düşük beceri ve eğitim seviyesine sahip olan Avrupalılara yönelik olarak negatif söylemlerde bulunuyordu. Ancak bu bütün Avrupalılara yansıdı. Yani öğretmen, doktor, hemşire ihtiyacı da var bu ülkenin. Akademisyen ihtiyacı var, mühendis ihtiyacı var. Bu kişiler de İngiltere'deki belirsizlikten ve bu negativiteden dolayı başka Avrupa ülkelerine gitmeyi tercih ettiler. Benim hani genel bu konudaki okumalarım daha çok Almanya, Fransa, Hollanda gibi daha stabil, daha hani sosyal anlamda da daha çok fırsat sunan, bu tarz yetenekleri destekleyici bir bakış açısı olan, bir yaklaşımı olan ülkeleri hani altyapı olarak olsun, sağladığı haklar olarak olsun, daha destekleyici ve daha bu tarz yeteneklerin değerini bilen ülkeler ortaya çıktı, öne çıktı. Bu yetenekler oralara gitti. Yani öğretmenlerin, Avrupa'dan gelen öğretmenlerin başvurularında azalmalar var, sağlık aynı şekilde. Düşüncem şu, Brexit olacak mı olmayacak mı çok yakın zamanda öğreneceğiz ya da nasıl olacak, uzayacak mı? Belirsizlik olduğu için hem de bu söylemler yüzünden ciddi kan kaybı oldu. Ve bir an önce doğru yetenekleri, doğru insanları bu ülkeye çekmek üzere yeni vize kategorileri zaten planlanıyor ama Brexit'ten sonrası için bence Brexit olacak olmayacak diye beklemeye de gerek yok. Bence bir an önce yeni vize kategorilerinin hayata geçmesi şart. Bunu da tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii ki 31 Ekim son diyoruz ama bugün röportajı yaptığımız tarihten yayın tarihine kadar da belki de birçok şey değişebilir bu ülkede. Onu da biliyoruz ama şu gün itibariyle konuşuyor olursak 31 Ekim'de Brexit'le birlikte Avrupa Birliği'nden ayrılmış olacak İngiltere, Birleşik Krallık. Peki Ankara Anlaşması o tarihe kadar devam ediyor. Şu an nasıl gidiyor çalışmalar? Çalışmalar güzel gidiyor. Vizelerimiz gayet hızlı bir şekilde olumlu olarak sonuçlanıyor. Bu yüzden çok memnunuz. Vatandaşlarımız da artık hakikaten öğrenmiş, araştırmış, kendilerinin neyin beklediğini biliyorlar. Artık hani son dakikaya bırakmışlar. 31 Ekim ama hani hazırlıklı gelen kişiler olayın bilincinde. Çünkü yıllardır bu süreç herkes tarafından duyuldu, öğrenildi. Bunun avantajı var. O yüzden bilinçli arkadaşlarla çalışıyoruz bu dönemde. Hızlı ve verimli gidiyor. 31 Ekim evet bir son gibi görünüyor ama hani günden güne her şey değişiyor. Aslında Ankara Anlaşması çok güzel bir örnek bence Britanya için. Türkiye'den çok yetişmiş, eğitimli, deneyimli bir profesyonel girişimci profilini aslında İngiltere'ye transfer etmiş oldu. Ve çalışma izni de sadece business person, self-employed olarak kısıtlı olarak vergi ödeyen ailesiyle getirip burada hatta hani eşleri de belli bir çalışan gücünü ihtiyacını karşılıyor oluyor. Eşlerin çalıştığı ailelerde. Dolayısıyla Britanya için bence çok büyük katkısı oldu Ankara Anlaşması'nın. Tier 2, Tier 1 kategorilerindeki kriterler çok komplike. O konuda kotalar belirlediler. Hatta onları dolduramadılar. O kotalara ilişkin insanı çekemediler. Yani biz bu şekilde Ankara Anlaşması kanalıyla benzer değerli vatandaşlarımızı bu ülkeye gelmelerinde rol aldık. O yüzden de inanılmaz gururluyuz. Evet Nusra Hanım, dediniz ki Ankara Anlaşması ile birlikte yetenekli birçok Türk vatandaşını bu ülkeye kazandırdık. Bununla birlikte tabii 31 Ekim'den sonra yeni kategoriler de açılabilecek
dediniz. Peki bu kategoriler ne olabilir? Bir, var mıdır bir öngörünüz? Şöyle hani biz 31 Ekim'den önce sonra artık Brexit uzar mı, uzamaz mı, iptal olur mu? Bütün bunlar bir yana ülkede tabii böyle bir açık var demiştim. Bu açık aslında belki şu an çok dikkat çekmiyor olabilir. Çünkü ekonomik anlamda belirsizlik, ekonomik anlamda işe alım anlamında firmaları da etkiledi. Ama bunların bir an önce arkada kalacağını tahmin ediyorum. Bir netlik gelirse, Brexit'in gelişimi nasıl olacaksa artık bir netlik olduğu anda ki işe alımlar, eleman ihtiyaçları, yeni projeler, yeni yatırımlar, ülkede bir canlılık olacak diye öngörüyoruz. Orada kategorilerin çeşitliliği çok önemli. Şu an bir Tier 2 kategorisi sponsorlukla işçi alımı oldukça yüksek koşullar gerektiriyor. Demin dediğim gibi tıp vesaire daha da zor çünkü denklik sorunu çıkıyor. Yine Tier 1 kategorisinde girişimci vizesini yenilikçi vizesi olarak güncellediler. Ama bu ülkede ihtiyaç olan yetişmiş kişiler için yeni skilled worker kategoriler yani deneyimli, eğitimli, profesyonellere yönelik kategoriler. Şu an konuşulan Boris Johnson dile getirdiği Avustralya'dakine benzeyen bir global talent visa yani bir küresel bir yetenek vizesi var. Benzer bir vizeyi uygulamaya çalışıyorlardı ama topu topu 2000 kişi yılda o kotayı doldurmuş. Beklenenin çok altında çünkü prosedürler çok komplike. Hani bunu nasıl gerçekten yetenekleri rahatça buraya gelmelerini sağlayabiliriz? Doğru insanları, doğru prosedürlerle çekeriz. Biraz ona kafa yoracaklar. Brexit olsa da olmasa da çeşitliliğin olması çok önemli. Britanya'nın gene başaran, ilerleyen bir ekonomi olması için. Biraz hani orada demin sohbet ederken de söylemiştim. Avrupalılarda o düşük profile sahip olan göçmenlerle çok kavga ederken aslında bu tarafı güçlendirmek lazımdı. O tarz yetenekleri nasıl getirebiliriz? Onu biraz bence boşladılar. Umuyorum yani benim beklentim o ve öngörüm, vizyonum da o yönde. Hem Ankara Anlaşması devam etsin hem de diğer vize kategorilerinden buraya girip burada hizmet vermek isteyen, çalışmak isteyen insanlara sırf business person vizesiyle değil, Türkiye'deki vatandaşlarımıza da yetenektir, işte worker kategorileri, çalışan, sponsorluk kategoriler daha kişileri teşvik ederek daha uygun şekilde açılsın istiyoruz. Daha çoklu kategorilerle çoklu fırsatlar. Sizin öngörünüz bu şekilde, iyimser bakıyorsunuz yine her zamanki gibi. Efendim tabii ki 31 Ekim son olarak düşünüp bir yoğunluk var mı? Siz firma olarak nasıl karşılıyorsunuz bu yoğunluğu? Yeni gelecek yoğunluk için hazır mısınız? Evet hazırız. Zaten görevimizi kaliteyle sürdürebileceğimiz kadar dosya almak konusunda da kararlıyız. Hali hazırda ekibimiz 15 kişilik bir ekip. İş planı departmanı ve yazarlarımızla, Türkiye ofisimizle. Bu doğmuş olan yoğunluğu tölere edebiliyoruz, yerine getirebiliyoruz. Ne zaman ki tabii ki belli bir süreçte artık her şeyin ciddileşmeye başladığı durumda artık dosya almıyoruz demek zorunda kalacağız muhtemelen. Yani örnek veriyorum 10 Ekim'de dosya açılması çok da mantıklı olmayacaktır. O yüzden yetiştirebildiğimiz kadarıyla yetiştirebildiğimiz şekilde planlayacağız. Ama hali hazırda hala isteyenler varsa, ilgilenenler bize ulaşmamışlarsa ulaşsınlar. Hem Türkiye ofisimiz kendi ekibiyle, biz İngiltere'de kendi ekibimizle Türkiye'den buradan başvuruları koordine olarak yürütüyoruz. İş planlarımız İngiltere'de yazılıyor. Şirket kayıtlarımız yapılıyor. İş danışmanlığı buradan alıyorlar. Ben hem Türkiye'den hem buradan olan başvurularda bizzat dosya kağıt süreçte var oluyorum, yer alıyorum. Güvenebilirler. Başvurularımız her zamanki gibi %99 ya da üzeri diyelim. Vizelerimiz gayet güzel gidiyor. Ekiplerimiz hazır. Evet efendim Hüsra Hanım'ı duydunuz. Hem İstanbul'daki ofisi hem de Londra Angel'da bulunan ofisinden kendilerine ulaşabilirsiniz. İngiltere'de yaşamayı ya da çalışmayı düşünüyorsanız onlardan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.